Bu oyun serisini bilmiyor olmanız çok muhtemel çünkü adını piyasaya kazımayı başaran bir marka değil IGI. Bu oyun ta 2000 senesinde çıkmış bir FPS gizlilik oyunu ve benim de oynadığım ilk oyunlardan birisi ve hatta oynadığım ilk gizlilik oyunu bile olabilir. Ben bu oyun ile birlikte gizlilik temasına ilgi duymaya falan başladım diye hatırlıyorum. IGI'yi zamanında küçükken oynadığımda her ne kadar aşırı zor gelse de çok beğenmiştim ve başından kalkamamıştım bir müddet. Sonra tabi sıkıldım oyunu sildim. Seneler sonra oynadığım zaman yine oyun zor gelmişti ama bu sefer niye size ev kalamıyordum. Bazı şeyler küçükken güzel oluyor. Bunu cidden kabul etmek gerek fanboy olmayı bir kenara bırakıp. Ve ben de bugün fanboy olmayı bir kenara bırakıp önümüzdeki yıllarda çıkacak IGI serisinin devamı olan IGI Origins hakkında konuşacağım. Çok uzun konuşmayacağız. Sadece oyunun çıktığı zaman nasıl bir şey olacağını falan tartışacağız. Çok bir şey beklemeyin yani. IGI Origins henüz daha çıkış tarihi belli olmayan Hatta bırakın çıkış tarihini, sistem gereksinimlerinden tutun oynanış fragmanına kadar hiçbir şeyi bulunmayan bir oyun. Sadece oyunu kendi trailerı var o kadar. O yüzden oyuna dair elimizde sadece Steam fotoğrafları ve bir tane küçük çaplı fragman dışında bir şey bulunmuyor. IGI Origins dediğim gibi bir aksiyon gizlilik oyunu ve oyunun görsellerine de şöyle bir bakacak olursak ben oyunda hafiften bir Splinter Cell esintisi falan olduğunu düşünüyorum. Ama bir şey diyeyim mi? Grafikler harbiden çok hoş duruyor lan. Gerek fotoğraflarda olsun gerek resimlerde olsun hani aşırı hoş gözüküyor olan oyunun kaplamaları falan. Eğer oyun çıktığında da böyle kaplamalar tekstürler görürsek ben grafik anlamında kesinlikle gönülleri fetheden bir oyun olacağını düşünüyorum. Ama muhtemelen çıktığında böyle grafiklere sahip olmayacaktır. Pek güvenmiyorum da o konuda. Onun dışında trailer'ın şöyle bir izleyecek olursak. Dinamik anlamda 2000'li yılların başında çıkan ilk iki oyuna benziyor diyebilirim. Ama diğer bütün yönleriyle apayrı bir oyun var bence elimizde en çok merak ettiğim şey ise bu oyunun bir hikayesi olacak mı? Hikayesi olursa nasıl bir hikaye söz konusu olacak? Oyunu tek bir noktada mı oynayacağız? Yoksa farklı yerler veya asıl farklı şehirler falan mı olacak ki böyle farklı farklı ülkelerde şehirlerde operasyon yapıyor olursak gerçekten muazzam ve tadından yenmeyen bir bölüm tasarımı olur bence oyunun. Bu gibi şeyler hala daha soru işareti olsa da önümüzdeki birkaç sene içerisinde eğer iptal olmazsa bu oyunu görürüz diye düşünüyorum ve büyük bir heyecanla bekliyorum. İnşallah da beklediğimize değer ne diyeyim.